Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Sayın Gaye Erkan diyor ki Merkez Bankası finansal istikrarı bozan uygulamaları öngörülebilir bir çerçevede kaldırıyor. Kaldırdığını ifade ediyor. Bilançoların yapısı sağlam. Reel sektörün riskleri de finansal bankacılık tarafının riskleri de yönetilebilir durumda diyor. Ne dersin? Doğru mudur? Senin de gözlemlerin son dönemde bu yönde mi? Yani hakikaten bazı çerçevelerin makro ihtiyati tedbirler denilerek konmuş, işte sayısını da artık unuttuğumuz çerçevenin bir kısmı gerçekten de kaldırıldı. Bazı rahatlamalar orada olduğunu hem bankacılık tarafında hem reel sektör tarafında söyleniyor. Bilançoların yapısı sağlama ne dersin? Bilançoların yapısı sağlama enflasyon muhasebesi çerçevesinden bakacağım ama oraya gelmeden önce küçük birkaç notu paylaşalım bence. Evet, bu bahsedilen tedbirlerin bir kısmı gevşetiliyor. Ama gevşetilirken tam bir gevşeme var mı diye sorarsan hayır. Mesela Türk Lirası kredilerle ilgili özellikle döviz pozisyon raporlaması ortadan kaldırıldı. Türk Lirası kredi verilmesiyle ilgili o bir dönem var olan nar uygulamaları diyeceğim, komisyonlarla vesairelerle faizin olması gereken seviyeye çekilmeye çalışıldığı dönem geride kaldı. Aslında nar orada duruyor. Yani o düzenleme orada duruyor ama katsayılar nedeniyle şu andaki cari faizler sebebiyle ve arz talep durumundan dolayı çok net bir şekilde o nar seviyesine ulaşılmadığı için pratikte var. Ama uygulanması için bir sebep yok. Çünkü cari fiyat seviyeleri o en tepe nokta, tabanın altında, çok altına kaldığı için bir problem kalmıyor. Bir diğer konu, evet, şirketlerin kredi, Türk Lirası'na kredi ulaşımı konusunda teknik olarak sınırlar kaldırıldı. Fakat bankacılık tarafındaki sınırlar duruyor. Aylık %3 Türk Lirası'nda genişleyebilirsin diyor. Oraya geldiği zaman banka daha fazla Türk Lirası kredisi vermiyor veya veremiyor. O orada duruyor. Yani bunun gibi bir takım ön yüzde bir takım esnemeler var ama arka tarafta o esnemeleri büyük oranda halen de sınırlayan kısıtlar devam ediyor. Gene de eski oranla bir parça gevşemiş durumda. Aynı şekilde bireysel krediler, araç kredilerinde de işte verebiliyorsunuz ama arkada miktar sınırı var. Yani 70 bin liralık bir kredi alabiliyorsunuz. Ne arabaya yeter ne emeğe yeter. Yani o yüzden orada pratikte daha doğrusu teoride esneme var. Pratikteki esneme o eskisi kadar çok yok. Gelelim bilanço tarafına. Şimdi bilanço tarafı ile ilgili gene bugün Ekonomi Gazetesi'nde de yer aldığı gibi enflasyon muhasebesi işte torba yasayla içinde geliyor şeklinde. Evet. Bununla ilgili farklı görüşler var. Yani bu enflasyon muhasebesi iyidir, kötüdür. Bankacılık sistemi dışında tutuluyor. Şimdi burada yani ben de biraz ders çalışarak geldim. Yani seninle de sohbet ettik. Dün akşam da bir sohbete konu oldu. Şirketler teknik olarak eğer öz kaynakları güçlü ise burada çok fazla bir problem yaşamayacaklar. Çünkü hem öz kaynaklarını, sermayesini enflasyon oranında yükseltecekler hem de karşı taraftaki aktifinde yer alan kıymetler aynı oranda yükselecek. Böylelikle teknik olarak öz kaynağı güçlü şirketler yapacaklar. Bu işte çok herhangi bir kar zarar veya bir fayda sağlayamayacaklar ama bilançoları günceli yansıtacak. Aslında yapacak olay, karşımıza çıkacak olan olay bu. Bankacılık sistemi bunun dışında bırakılmaya çalışılıyor. Çünkü bankacılık sistemi tamamen nakdi varlıklar enflasyon muhasebesine girmediği gibi teknik olarak girmediği değil aslında. Girdiğinde bile teknik olarak bankacılık sektörü sermayesine çok güçlü olduğu için sermayedeki yükseliş bankaların bilançolarını iyi gösteriyor. Ama diğer taraftan bilançoya gider yazdığı için devlet bu işten vergi kaybına uğruyor. Devlet bu işi istemiyor şu anda da vergi kaybı olduğu için. Diğer taraftan çok net bir şekilde bankalar bu işin dışında tutulacak diye ifade etti zaten. Evet, yani aslında devletin de burada derdi vergi kaybının olmaması. Gelelim şirketler tarafına. Şimdi bilançoların sağlam dediği kısımda eğer Merkez Bankası bunu diyorsa, bilançoları sağlamsa bizim özel sektörümüzün çok korkmalarına gerek yok. Ama yine bugün gazetede de sizin arkadaşınız Abdullah Tolu'ydu galiba. Onun yazdığı yazıdan ben Abdullah Tolu, ondan şey yaptım. %98'i sıkıntı yaşayacak diyor. Nedir yaşanacak sıkıntı dediğimizde, teknik olarak öz sermayesi küçük, çok ciddi büyük borçlarla işini döndüren şirketlerde sermaye bir miktar, o enflasyona onun kadar yükselse bile varlıkları, özellikle gayrimenkul, ekipman ve stokları o enflasyon muhasebesi nedeniyle çok daha fazla yükseleceği için bu sene bütün hepsi vergiden muaf olacak. Bütün düzeltmeler vergiden muaf olacak ama 2024'e geçilince enflasyon oranı kadar bu güncellenmiş olan aktif tarafı teknik olarak bakıldığında enflasyonla yine düzeltilecek. Öz kaynaklarla düzeltecek ama arada bir fark oluşacağı için aktif tarafına göre, aktif tarafı daha yüksek olacağı için bu sefer kar hanesine, bilançonun kar veya sermaye hanesine kar olarak eklenecek. Oradan vergi ödenecek deniyor ki bunun da sebebi teknik olarak parasal kaynaklar, dediğim gibi parasal kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulmayınca, ki onlar aslında enflasyonda bugüne gelmiş durumdalar aslında. Tutulmamasının temel sebebi de o. Onlar parasal büyüklükler enflasyon oranında artıyor zaten. Buradaki kardan vergi ödeyecek şirketler, o yüzden şirketler istemiyor deniyor ama burada şöyle bir iki tane mesele var bence. Birincisi, normalde stoklarında enflasyon oranında artışı kar olarak gösteriyor şirketler ve bu kardan vergi ödüyorlar. Yani aslında enflasyon üzerinden vergi ödüyorlar. Diğer yandan özellikle dış kaynakla büyüyen şirketlerde, öz kaynağı küçük olan şirketler aslında böylelikle şimdiye kadar diyelim düşük krediler, düşük faizle kredi kullanıyor. Karşılığında enflasyon kadar kar ediyor. Çok ciddi bir avantaj sağlıyorlardı. O avantaj aslında hani biraz illüzyon gibi bir durumdu. Devlet de bu işten yüksek vergi aldığı için teknik olarak herkes memnun gibi görünüyor ama gerçeği yansıtmıyordu bunlar. Şimdi olay biraz daha gerçeğe yaklaşacak. Önümüzdeki yılda gerçekten böyle bir artış olduğunda oradan kârhanesinde belki enflasyon oranında kadar arındırılacak ama öz sermayesi güçlü olan şirketler bu işten etkilenmeyecekler. Zayıf olanlar için bir sorun çıkacak ama onlar da zaten elin taşıyla çayın kuşuna vuruyorlardı. Onlar da biraz derlerini toparlanmaları gerekiyordu o düşük faiz döneminde. Yapmadılarsa şimdi bakacaklar onlara duruma. Evet, borçlu şirketleri, yani reel sektör kesiminde borçlulukları yüksek olanları yani vergi çıkartma ihtimali yüksek görünüyor. Abdullah Tolu da ona... Ama 2024'te. Bu arada 2024'te. 2024 bilanço kapanışı itibariyle. Yani evet. 1,5 yıl sonrasından bahsediyoruz. 1 yıl 3 ay sonrasından bahsediyoruz. Evet, dün Adana'da buna ilişkin de şöyle şeyler söyleniyordu. Ya o karı, o elde edilen karı şirket sermayesinin içine koyuyorsa, yani şirketi güçlendirecek şekilde hareket ediyorsa burada yine o enflasyon muhasebesi uygulanmasın gibi bir şey vardı. Böyle bir talep vardı. Tabii daha çok talepler gelecektir ama bu meclisteyken bu torba mutlaka orada da bazı itirazlar gelir, bazı düzenlemeler gelir ama her durumda bir kanun gerekiyor. Onun için bu torba yasaya konuldu. Ya çıkacak. Şimdi çıkmasını destekleyen kesimlerin arttığını görüyorum ben. Yani mesela TOB şimdi bu çıkmalı diyor. Bir süredir bunu söylüyor. Bankalar zaten istiyor. Yani açıktan enflasyon muhasebesi istemiyoruz diyen geçen seneye göre çok daha az bir kesim var. Ama yine de şirketlerin bir kısmını sıkıntıya sokacağı malum, başa gelen... Yok, onlar sıkıntıya girecek de biz teknik olarak, yani gerçekten enflasyon çok ciddi kanser gibi bir şey. Yani bunu mutlaka kontrol altına alması gereken bir durum da şu andaki enflasyonda şişmiş olan rakamlarda gerçeği yansıtmıyorlar. Yani bu güncellemeyle bilançolar veya Türkiye'nin finansal tablosu, şirketler bazında reel sektör biraz daha gerçeğe yakınsayacak. Yani oradan daha sağlıklı değerlendirmeler ortaya çıkacak. Yani borsadaki şirketler için de böyle bir durum var. Borçlu şirketler için dezavantajlı ama ana sermayesi güçlü olan şirketler için görece olarak avantajlı bir düzenleme bu. gerçekten doğru vergilendirmeye yaklaştıkları için bence sermayesi güçlü şirketler için avantajlı bir döneme gireceğiz yani. Öyle görünüyor. Yani 2024 zaten biraz zorlu geçecek. Onu herkes bir baştan kabullendi ya. Yani zaten zorlu geçecek bir yılda bir de yüksek vergiler çok sıkıntıya sokabilir bizi. Onun için hani vergi vermek yerine sermayeye katıyorsak enflasyon muhasebesini böyle değerlendirelim biz gibi bir teklif de o da. Aslında bu da mantıklı bir teklif Sayın Uda, yani mantıklı bir teklif. Bu da yani bence mecliste görüşülüp kabul edilebilecek bir konu. Çünkü devlet evet vergi belki alamayacak ancak karşılığında da finansal durumu daha güçlü bir şirket yapısıyla yoluna devam edilecek. Yani bu iyi bir tercih ama bir karar verilmesi gerekiyor. Kısa dönemi kurtarmak yerine uzun vadeye bir fayda sağlayacak bir düzenleme getirilebilir. Doğru. Belki getirilmeli. Yani belki de hükümette işin istihdam boyutuna falan da bakarak ona göre hareket edecektir.